Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde Tanzimat dönemi Türk edebiyatını geniş anlamda ele alacağız. Dersimize başlamadan önce videonun açıklama kısmında bulunan PDF belgesinin bu slayttan daha detaylı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk olarak Tanzimat edebiyatı nasıl doğmuş ona bakalım. 3 Kasım 1839 yılında Gülhane Hattı Hümayunu adı verilen Tanzimat Fermanı hazırlanmıştır. Şinasi, aklı, hukuku, medeniyeti öne çıkararak yeniliğin ilk büyük temsilcisi olmuştur. Beşir Fuat, Türkiye'de ilk defa realizmi hakiki yön diye tanımlayan ve hakkında makaleler yazan kişidir. Ethem Pertev Paşa'nın Victor Hugo'dan yaptığı Tıfıl-ı Naim çevirisi, Batı'dan gelen nazım şekillerinden Ottava Rimman'ın ilk örneğini oluşturur. Şimdi ise Tanzimat dönemi birinci dönem ve ikinci dönem özelliklerine bakıyoruz. İlk olarak birinci dönem özelliklerine bakalım. Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Fransız edebiyatı etkisinde kalmışlardır. Siyasi, sosyal ve ahlaki konular işlenmiştir. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılmıştır. Şimdi ikinci dönem özelliklerine bakalım. Sanat, sanat içindir anlayışa hakimdir. Fransız edebiyatı etkisinde kalmışlardır. Bireysel konular işlenmiştir. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Aruz vezni kullanılmıştır. Şimdi sizlerle Tanzimat döneminde roman ve hikaye özelliklerine bakalım. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolan'dan çevirdiği Tercüme-i Telemak adlı eserdir. Edebiyatımızdaki ilk roman Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat adlı eseridir. Edebiyatımızdaki ilk edebi roman ise Namık Kemal'in İntibah adlı eseri kabul edilir. İlk tarihi roman ise yine Namık Kemal tarafından Cezmi adıyla yayımlanır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseri realist çizgide ilk romanımız olarak kabul edilir. İlk köy romanı olarak kabul edilen Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eserini de anmak gerekir. Sami Paşazade Sezai'ye ait olan Küçük Şeyler, realist çizgide yazılmış ilk hikaye kitabı olarak kabul edilir. Diğer taraftan, kölelik ve cariyelik konusu, görücü usulüyle evlenme, kadın-erkek ilişkileri gibi konular da bu dönemin eserlerinde sıklıkla işlenmiştir. Roman ve hikayeler kurgu tekniği bakımından hem basit hem de zayıftır. Diğer taraftan anlatı beneğinde olduğu gibi iyiler ödüllendirilirken kötüler de cezalandırılmıştır. Şimdi sizlerle Tanzimat döneminde gazeteye bakalım. Takvim-i Vekayi ilk resmi gazete olarak saray tarafından 1831 yılında çıkarılmıştır. Ceride-i Havadis, İngiliz Churchill tarafından 1840'ta çıkarılan yarı resmi, yarı özel gazetedir. Tercüman-ı Ahval, ilk özel gazete olarak 1860'ta Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları gazetedir. Tasvir-i Efkar, 1862 yılında Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazetedir. Devir ve Bedir, 1872 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından kısa süreli neşredilen gazetelerdir. Tercüman-ı Şark, 1878 yılında Şemsettin Sami tarafından çıkarılmıştır. Muhbir, 1866'da Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır. Londra'da neşredilmiştir. Hürriyet, 1868'de Ziya Paşa ve Namık Kemal'in birlikte yayımladığı gazetedir. İlk defa savaş muhabiri gönderme ise Ceride-i Havadis gazetesinde görülür. Şimdi ise Tanzimat döneminde tiyatroya bakıyoruz. Birinci dönemde tiyatro toplumu eğitmede bir araç olarak görülmüştür. İkinci dönemde ise tiyatro oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. İlk dönem ürünleri genellikle mensur olarak yazılırken, ikinci dönem ürünleri genellikle manzumdur. Dönemin tiyatro metinlerinde yoğun biçimde Molière, Racine, Corneille ve Shakespeare etkisi görülür. Namık Kemal'e göre tiyatro bir eğlencedir.
Fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Şimdi ise Tanzimat dönemi birinci ve ikinci dönem sanatçılarını tanıyalım. İlk olarak birinci dönem Tanzimat sanatçılarına bakıyoruz. Şinasi, Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısı ve Tanzimat edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. Klasizm akımından etkilenmiştir. Akıl, medeniyet, kanun kavramlarını şiire ilk işleyen kişidir. Agah Efendi ile birlikte 1860'ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali çıkarmıştır. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır. Şair evlenmesi batılı anlamda ilk tiyatrodur. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır. Eserleri Tercüme-i Manzime, Şair Evlenmesi, Müntehebat-ı Eş'ar, Durub-ı Emsal-i Osmaniye. Şimdi ise Namık Kemal'i tanıyalım. Namık Kemal, Türk edebiyatında vatan şairi olarak bilinir. Tiyatrolarının tümü dramdır. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir. Ercümeni Şuara topluluğunda bir süre yer almıştır. Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Magosa'ya sürgün edilmiştir. Tahribi Harabat adlı eseri edebiyatımızdaki ilk eleştiridir. Renan Müdafaannamesini Fransız tarihçi Ernest Renan'ın İslamiyet ilerlemeye engeldir düşüncesini çürütmek için yazmıştır. Eserleri, tiyatroları Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Karabela, Gülnihal. Romanları, İntiba, Cezmi, eleştirileri, Tahrib-i Arabat, Şiir, Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı. Sıradaki yazarımız Ahmet Mithat Efendi. Türk edebiyatında onun kadar eser veren başka bir sanatçı yoktur. Halk için roman anlayışını edebiyatımızda Ahmet Mithat açmıştır. Eserleriyle toplum için heceyi evvel olmuştur. Yazı makinesi olarak bilinir. Servet-i Fünun yazarlarını, özellikle Cenap Şahabettin'i eleştirerek onlara dekadanlar adını takmıştır. Eserlerinin sonunda iyileri mutluluğa kavuşturur, kötüleri cezalandırır. Romantizm akımının etkisinde kalmıştır. Eserleri, romanları Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Dünyaya İkinci Geliş. Öyküleri, Letaif-i Rivayat, Kıssadan Hisse, Gezi, Avrupa'da Bir Cevelan. Tiyatro, Eyvah, Açık Baş, Çerkez Özdenler, Çengi, Ziba. Şimdi ise Ziya Paşa'ya bakalım. Ziya Paşa'daki tezat ve ikilik hem yaşantısına hem de yapıtlarına yansımıştır. Hikmet, fikir, mesel şairi olarak tanınır. Dönemin sadrazamı Ali Paşa ile olan düşmanlığı eserlerinin en temel konularındandır. Halk filozofu olarak bilinir. Zafername, batılı anlamda ilk satir örneğidir. Defteri Amal ilk anıdır. Harabat ise ilk antoloji örneğidir. Eserleri Hiciv, Zafername, Düz Yazı, Rüya, Arz-ı Hal, Mektup, Veraset Mektupları, Şiir, Eş'ar-ı Ziya, Külliyat-ı Ziya Paşa. Makale, Şiir ve İnşa, Anı, Defteri Amal, Antoloji, Harabat, Ziya Paşa. Sıradaki yazarımız Şemsettin Sami. Dil, sözlük, ansiklopedi ve çeviri alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Yazmış olduğu Kamusu Türkiye ilk Türkçe sözlüktür. İlk ve yerli roman Taşuku Talat ve Fitnat'ı yazmıştır. Eserleri, roman, Taşuku Talat ve Fitnat, Sözlük, Kamusu Türkiye, Ansiklopedi, Kamusu Alam, Tiyatro, Seydi Yahya. Şimdi ise Ahmet Vefik Paşa'ya bakalım. Tiyatroya özel önem vermiştir.
memurlarını tiyatroya gitmeye mecbur tutmuştur. Dil ve tarih alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Klasisizm akımından etkilenmiştir. Yerli Molière olarak bilinir. Eserleri, sözlük, lehçeyi Osmani, tarih, şecereyi Türk, tiyatro, çeviri ve uyarlamaları, Don Civani, Dudu Kuşları, Adamcıl, Yorga Gidendini, Zor Nikah, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüf ve Zoraki Tabip, Tabii bir Aşk, Dekbazlık. Şimdi sizlerle ikinci dönem Tanzimat sanatçılarını tanıyalım. Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemini başlatan sanatçıdır. Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir. Ölüm konusunu da sıkça işlemiştir. Genç yaşta ölen çocuklarının etkisiyle ölüm konusuna da yer vermiştir. Veznin konuya uygun olarak seçilmesini savunmuştur. Abdülhak Hamit ile Tanzimat devrinin en ünlü Mersiye şairlerindendir. Üstat olarak bilinir, sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Muallim Naci Demdeme, Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme tartışması ünlüdür. Eserleri, şiir, Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Peşmürde, Nejat, Ekrem, Nefrin, Roman, Araba Sevdası, Öykü, Saime, Muhsin Bey, Şemsa, Oyun, Afife Anjelik. Şimdi ise Abdülhak Hamit Tarhan'a bakıyoruz. Şiirlerinde ince, karmaşık duygu ve düşüncelerinin yanında basit duygu ve düşüncelere de yer vermiştir. Söyleyişinde de tezat görülmektedir. Tabiat ve aşk şiirlerindeki ana konulardır. Şiirinde ölçü, dil ve uyağa önem vermemiştir. Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil, okumak için yazmıştır. Türk edebiyatında şair-i azam olarak tanınır. Şaire bu ismi Süleyman Nazif vermiştir. Batılı anlamda ilk pastoral şiir Sahra'yı yazmıştır. İlk eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki Makber adlı uzun şiiri önemlidir. Eserleri, şiirleri, Makber, Sahra, Validem, Ölü, Hacle. Tiyatroları, Macerai Aşk, Eşber, Duhteri Hindu, Finten, Sabru Sebat, İşli Kız, Nesteren. Şimdi ise Nabizade Nazım'a bakıyoruz. Karabibik'in ön sözü, Türk edebiyatında naturalizm ve realizm akımlarının ilk beyannamesidir. Karabibik, Türk edebiyatında ilk köy romanıdır. Naturalizm ve realizmden etkilenmiştir. Kıskançlık konusunun işlendiği Zehra, Türk edebiyatında ilk psikolojik roman denemesidir. Sıradaki yazarımız Sami Paşazade Sezai. Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisindedir. Küçük Şeyler, batılı anlamda ilk öykü örneklerini içerir. Romancılığımızı realizme yönelten kişidir. Eserleri, tiyatro, şiir, düz yazı, Rumuzul Edep, İclal, Hikaye, Küçük Şeyler, Roman, Sergüzeşt, Çeviri, Jajk. Şimdi de Muallim Naci'ye bakalım. Türk edebiyatında eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsüdür. Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır. Köyden söz eden ilk şiiri yazmıştır. Demdeme başlıklı yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzemelerine karşı görüşler beyan etmiştir. Ekrem'in kulak için kafiye anlayışına karşı göz için uyak anlayışını savunmuştur. Heder adını taşıyan tek oyununda imparatorluğun parçalanan sürecinde birlik düşüncesi etrafında toplanan siyasi görüşünü ve edebiyat üzerine düşüncelerini de ifade etme yoluna gitmiştir. Eserleri, şiir, Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sümbüle, Yadigâr-ı Nâci, Eleştiri, Demdeme. Oyun, Heder, Sözlük, Lügat-ı Nâci. Şimdi de eser özetlerine bakalım. Karabela,
Razı Dil adıyla da bilinir. Beş perdelik bir dramdır. Babürlerin harem ağalarının entrikaları ile Hint padişahının kızı ve vezirinin oğlunun aşkı anlatılır. Zavallı Çocuk, Namık Kemal'in ilk tiyatro eseridir. Aile zoruyla, görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. Akif Bey, beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden bir kadının aile ve toplumdaki yankıları anlatılır. Eserin kahramanları Akif Bey ve Dilruba'dır. Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. Dört perdelik bir dramdır. 1853-1856 yıllarını kapsayan Osmanlı-Rus savaşlarını anlatır. İslam Bey ve Zekiye oyunun kahramanlarını oluşturur. Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı bu roman, edebiyatımızdaki ilk realist roman olarak kabul edilir. Zehra, Nabizade Nazım'ın yazdığı bu roman, edebiyatımızdaki ilk realist romanlardan biridir. Eser aynı zamanda psikolojik romanların da ilklerindendir. Mizancı Murat, Turfanda mı yoksa Turfa mı romanı ve Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu tiyatro eseriyle bilinir. Theodor Kasap, Diyojen isimli ilk mizahi dergiyi çıkarmıştır. Direktör Ali Bey, Lehçetül Hakaik adlı mizah sözlüğünü çıkarmıştır. Batılı anlamda ilk sözlük olan Seyahat Jurnali adlı eserin de yazarıdır. Evet değerli arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Birazdan başlayacak olan yarışma programlarında hepinize başarılar dilerim. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Realizmi hakiki ün diye tanımlayan ve hakkında makaleler yazan kişi B. Beşir Fuat. İbrahim Müteferrika'nın Türkiye'ye getirdiği matbaada basılan ilk eser V. Van Kulü Lügati. Ethem Pertev Paşa'nın Victor Hugo'dan yaptığı Tıfıl'ı Naim çevirisi nokta noktanın ilk örneğini oluşturur. O. Otto Şemsettin Sami'nin yazdığı edebiyatımızdaki ilk roman T. Taşuku Talat ve Fitnat. Namık Kemal'in yazdığı edebiyatımızdaki ilk edebi roman İ. İntibah. Namık Kemal'in yazdığı edebiyatımızdaki ilk tarihi roman C. Cezmi. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı realist çizgide yazılmış ilk eser A. Araba Sevdası. Realist ve naturalist çizgide yazılmış ilk köy romanı olarak kabul edilen Nabizade Nazım'a ait eser K. Karabibik. Sami Paşazade Sezai'ye ait realist çizgide yazılmış ilk hikaye kitabı K. Küçük Şeyler. İlk resmi gazete olarak saray tarafından 1831'de çıkarılmıştır T. Takvimi Vekayi. İngiliz Churchill tarafından 1840'ta çıkarılan yarı resmi yarı özel gazete C. Ceride-i Havadis. İlk özel gazete olarak 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları gazetedir T. Tercüman-ı Ahval. Tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencelerin en faydalısıdır diyen Tanzimat sanatçısı ne? Namık Kemal. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Akıl, medeniyet, kanun kavramlarını şiire ilk işleyen kişidir Ş. Şinasi. Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Magosa'ya sürgün edilmiştir Ne? Namık Kemal. Lisan-ı Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülahazat-ı şamildir makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur Ne? Namık Kemal. Servet-i Fünun yazarlarını özellikle Cenap Şahabettin'i eleştirerek onlara dekadanlar adını takmıştır. A. Ahmet Mithat Efendi. Avrupa'da bir cevelan, modern anlamda ilk gezi yazısıdır. A. Ahmet Mithat Efendi. Henüz 17 yaşında kadın sorununu anlatan ilk romandır. A. Ahmet Mithat Efendi. Kamusi Türkiye ile ilk Türkçe sözlük eserinin sahibi Ş. Şemsettin Sami. İlk tiyatro binasını kurmuştur. A. Ahmet Vefik Paşa. Atala yahut Amerikan Vahşileri romandan tiyatroya çevrilen ilk eserdir R. Recaizade Mahmut Ekrem. Batılı anlamda ilk pastoral şiir Sahra'yı yazmıştır A. Abdülhak Hamit Tarhan. Şiire metafizik ürpertiyi getiren şairdir A. Abdülhak Hamit Tarhan. Karabibik'in ön sözü Türk edebiyatında naturalizm ve realizm akımlarının ilk beyannamesidir ne?
Nabizade Nazım. Heder adını taşıyan tek oyununda imparatorluğun parçalanan sürecinde birlik düşüncesi etrafında toplanan siyasi görüşünü ve edebiyat üzerine düşüncelerini de ifade etme yoluna gitmiştir M. Muallim Naci. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Turfanda mı yoksa Turfa mı romanı ve Tencere Yuvarlandı kapağını buldu tiyatro eseriyle bilinir M. Mizancı Murat. Edebiyatımızdaki ilk edebi romandır. Eserin ilk adı Son Pişmanlık, sonraki adı ise Sergüzeşti Ali Bey'dir. İyi. İntibah. Edebiyatımızda ilk tarihi romandır. 17. yüzyılda yaşamış şair ve kahraman Sipahi Cezmi, İran'la yapılan bir savaşa katılır. Orada Kırım Şehzadesi Adil Giray, Şah'ın karısı Şehriyar, oyunun baş kahramanlarıdır. C. Cezmi. Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. Dört perdelik bir dramdır. 1853-1856 yıllarını kapsayan Osmanlı-Rus savaşlarını anlatır. İslam Bey ve Zekiye oyunun kahramanlarını oluşturur ve... Vatan yahu Silistre. 15 perdelik bir dramdır. Okunmak için yazılmıştır. Harzemşah Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Herzemşah'ın kahramanlıkları anlatılır. İslam düşüncesi savunulur. C. Celaleddin Harzemşah. 5 perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden bir kadının aile ve toplumdaki yankıları anlatılır. Eserin kahramanları Akif Bey ve Dilruba'dır. A. Akif Bey. Namık Kemal'in ilk tiyatro eseridir. Aile zoruyla görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. Z. Zavallı çocuk. Razı Dil adıyla da bilinir. 5 perdelik bir dramdır. Babürlerin harem ağalarının entrikaları ile Hint padişahının kızı ve vezirin oğlunun aşkı anlatılır. K. Karabela. Nabizade Nazım'ın yazdığı bu roman edebiyatımızdaki ilk realist romanlardan biridir. Eser aynı zamanda psikolojik romanların da ilklerindendir. Z. Zehra. Edebiyatımızdaki ilk köy romanıdır. Uzun öykü olduğu da söylenir. K. Karabibik. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı bu roman edebiyatımızdaki ilk realist romandır. Romanın baş kahramanı Behruz Bey'dir. A. Araba Sevdası. Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil okumak için yazmıştır. A. Abdülhak Hamit Tarhan. Lehçe-i Osmani ile Türkçeden Türkçe'ye ilk sözlük çalışmasını yazmıştır. A. Ahmet Vefik Paşa. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Konan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim, iyiyim Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini kim yazmıştır? A. Namık Kemal, B. Şinasi, C. Ziya Paşa, D. Ahmet Vefik Paşa. Biraz düşüneyim. B şıkkı Şinasi, eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki diğer sorumuza. İlk makale olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesini kim yazmıştır? A. Şinasi, B. Namık Kemal, C. Ahmet Mithat Efendi, D. Ziya Paşa. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki diğer sorumuza. Eserleriyle toplum için heceyi evvel olmuştur. Yazı makinesi olarak da bilinen sanatçımız kimdir? A. Şinasi, B. Ziya Paşa, C. Ahmet Mithat Efendi, D. Mizancı Murat. Biraz düşünelim bakalım. Cevap C şıkkı, Ahmet Mithat Efendi. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş?
Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. İlk polisiye romanı Esrar-ı Cinayet'in yazarı kimdir? A. Nabizade Nazım, B. Şemseddin Sami, C. Namık Kemal, D. Ahmet Mithat Efendi. Biraz düşünmek istiyorum. Cevap D şıkkı, Ahmet Mithat Efendi. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Halk filozofu olarak bilinen sanatçımız kimdir? A. Ziya Paşa, B. Namık Kemal, C. Şemseddin Sami, D. Nabizade Nazım. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Ziya Paşa tarafından batılı anlamda ilk satir örneği hangisidir? A. Zafername, B. Defter-i Amal, C. Harabat, D. Rüya. Güzel bir soru gerçekten. Biraz düşünelim. Cevap A şıkkı, Zafername. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi biliyorsunuz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Orhun yazıtları ve Kutat Kubilik üzerine çalışmalar yapan sanatçımız kimdir? A. Direktör Ali Bey, B. Mizancı Murat, C. Yusuf Kamil Paşa, D. Şemseddin Sami. Kolay bir soru. Cevap D şıkkı, Şemseddin Sami. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. Yerli Molière olarak bilinen sanatçımız kimdir? A. Mizancı Murat, B. Şinasi, C. Ahmet Vefik Paşa, D. Namık Kemal. Geçen sene sınavda çıkmıştı. Cevap C şıkkı, Ahmet Vefik Paşa. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Üstad olarak bilinen sanatçımız kimdir? A. Şinasi, B. Namık Kemal, C. Recaizade Mahmut Ekrem, D. Ahmet Mithat Efendi. Kolay bir soru. Cevap C şıkkı, Recaizade Mahmut Ekrem. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Türk edebiyatında şair-i azam olarak tanınan sanatçı kimdir? A. Namık Kemal, B. Şinasi, C. Şemseddin Sami, D. Abdülhak Hamit Tarhan. Cevap veriyorum. Cevap D şıkkı, Abdülhak Hamit Tarhan. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek yeri var. Daha kullanmadığınız joker hakları da mevcut. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Türk edebiyatının ilk uyaksız şiiri hangisidir? A. Ölü, B. Hacile, C. Validem, D. Nesteren. Cevap C şıkkı, Validem. Eminim ve son karar.
Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangisi kıskançlık konusunun işlendiği psikolojik roman denemesidir? A. Ateşten Gömlek, B. Zehra, C. Sinekli Bakkal, D. İntibah. Cevap B şıkkı. Zehra eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250.000 TL değerinde ve şöyle. Köylü kızların şarkısı ile köyden söz eden ilk şiiri kim yazmıştır? A. Muallim Naci, B. Abdülhakamit Tarhan, C. Recaizade Mahmut Ekrem, D. Ziya Paşa. Cevap A şıkkı. Muallim Naci. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Rica ederim. Şimdi 500.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Lehçetül Hakayık adlı mizah sözlüğü kime aittir? A. Direktör Ali Bey, B. Mizancı Murat, C. Ziya Paşa, D. Namık Kemal. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Diyojen isimli ilk mizahi dergiyi kim çıkarmıştır? A. Namık Kemal, B. Teodar Kasap, C. Direktör Ali Bey, D. Mizancı Murat. Cevap B şıkkı Teodor Kasap. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Evet Konan Bey, gerek duymadım. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.